Sabah üniversite sınavına girecekti ama kapı bozulduğu için evde mahsur kaldı. İmdadına vinç yetişti. Ben de geliyorum. Hay Allah'ım ya. Yarım saat içeride kaldık. Hiçbir şey yapamıyoruz. Ağlıyordum aşağı inerken. Oğlum da çok panik yapmaya başladı yani. Sınava yetişemeyecekler diye çok korktuk. 18 yaşındaki Turgay ev yüksek öğretim kurumları sınavının ilk oturumuna girmek üzere sabah uyandığı erken saatlerde hazırlandı. Ancak kapıya yöneldiğinde ona büyük bir sürpriz bekliyordu. Kapıyı böyle yapmasına rağmen bir türlü açamadı. Bunun üzerine aile bir an önce itfaiyeyi aradı. 2 gün önce zaten çingi geldi bizim kapımıza, bir arıza olmuştu, onu yaptı. Ertesi günü sınavımız olduğu için sabah kalktık, kapıyı açamadık. Ağır kapı olduğu için sıkıştırmış yani kilidi. Sen ne yaptın o sırada? Çilingiri de aradık. Ama o da yetişemeyeceğini söyledi. Yarım saat mi kalmıştı sınava? İtfaiye aklımız geldi zaten. Direkt onları aradık. İtfaiye ekipleri 5 dakika içerisinde sokağa girmeyi başardı. 18 metre yüksekliğe vinci çıkarttı. Balkanda bulunan Turgay'ı hemen buradan aldı ve sağ salim aşağıya indirmeyi başardı. Ben de geliyorum. Hay Allah'ım ya. Vinç buraya kadar geldi, balkona kadar yanaştı. Bina çok yüksekti. İtfaiye gelince biraz heyecanlandık. Hiç korkma dedi. Seni indireceğiz, sınava yetiştireceğiz dedi. Hemen güler yüzlerim dedi. Benim de çocuğum şu anda dedi, aynı sınava yetişecek dedi. Neyse ki Turgay'ın bir yıllık emekleri boşa gitmedi. Maceralı bir sabaha uyanmış olsa da sınava 5 dakika kala yetişmeyi başardı. Sınava giden adayların en macerası benimle yaşanmıştır herhalde. Baba diyor kapıyı açık koy diyor. Kitleme kapıyı. Sabah aynısını yaşarız ya, bir panik oldu, uyuyamadı yani. Belki benim hayal olmayacaktı ama çok şükür itfaiye yetişti. Nasıl geçti sınavı? Çok iyi geçti.